arkadaşlar şu anda arıyorum. Salih Bey burada mı acaba? Yok ya. Stajyer misin? Bunu 1-5 yıl arası hapis cezasına vurdurulabilecek. Tabii bu... Bugün sizlerle birlikte adliyeye gidiyorum. Dava dosyalarını görmek için karakola gidiyorum. Arkadaşlar bugün adliyede tanıdığım bir kişiyle birlikte bir soru cevap yapacağız. Bildiğiniz gibi Sami Çallılar falan fistan hani bunun hakkında sorular soracağım. Ve bugün sizlerle birlikte bu işlemin, bana yapılan şeyin tüm arkadaşlar detaylarını öğreneceğiz. Sizlere arkadaşlar demiştim, eğer avukata sormak istediğiniz sorular varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Ve bayağı da kişi arkadaşlar yorum atmıştı. O yüzden bugün soracağım çok güzel arkadaşlar böyle birkaç tane de şey var. Gerçekten bugün bayağı şeyin arkadaşlar cevabını alabiliriz. Bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar bu tarz videoya devam için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi o zaman hemen soru cevap kısmına uçun. Evet, şu anda Salih Bey'in odasında. Merhaba Salih Bey, burada mı acaba? İşte bu gördüğünüz kişi stajyer. Videoda konuştuğum Salih abinin aslında yardımcısı diyebilirim. Salih Bey yok, merhaba. Hoş geldiniz. Stajyer misin? Evet, stajyerim ben, buyurun. Ya benim bir sorunum vardı da. Bana söylemişti gelecek diye de, buyurun oturun isterseniz. Evet arkadaşlar, şimdi Rıza Bey ile bir 10-15 dakikada tanıştık, konuştuk, sohbet ettik. O kendisi Salih Bey'in, yani telefonda konuşup kişinin stajyeri, yani yardımcısı. Bugün Salih Bey maalesef yokmuş hani burada. Şimdi sorularımı Rıza Bey'e soracağım. Eğer arkadaşlar hani işte düzgün cevaplar falan alamazsam, Rıza Bey hani gerçekten bilmiyorsa gidip de Salih Bey'le de görüşeceğim yani avukatla. Şimdi Rıza Bey, öncelikle size de konuyu anlattım hani, az çok anlamışsınızdır. İşte benim bir hesap çalma mevzusu falan var. Siz de galiba hani bu konularda bilgisiniz, yardımcı olabilirsiniz. Tabii. Tamam, şimdi benim hazırladığım birkaç tane soru var. Öncelikle hani şu şekilde bir şey diyeceğim. Bu kişiye Salih Bey'e hani ulaşmaya çalışıyordu. Hani var mı bir fikriniz? Bu kişiye ulaşıldı mı? Bu kişi Salih Bey zaten dosyayla ilgilendi. Bir dosya oluşturuldu hızlı bir şekilde. Bu durumda zaten hem maddi olarak yani 5000 liralık herhalde bir zararınız var. Aynen, 5000 lira ödemiş. İcra dosyasında fazlasıyla ödeyecek ve ayrıca suç duyurusu da bulundu. 1 ve 2 yıl arası hapis cezasına vurdurulabilecek. Tabii bu savcılık kararıyla oluşulabilecek bir şey. Ama maddi olarak zaten zararınızı her türlü çıkaracaksınız. Yani şu anda bu hesabı çalan kişinin bilgileri bende var değil mi ya? Yani? Yani tabii ki, tabii. Zaten bu diyor. IBAN bilgileriyle çok kolay bir şekilde oradan pot kırmış. Aynen arkadaşlar, aynen. Ben o parayı IBAN'dan göndermiştim. 5000-6000 lira gönderdim adama. IBAN sayesinde gönderdiğim için. Onu düşünmemiş yani. Aynen, onu katmayınca hesaba tabii ki de böyle şu anda hani patladı. Bu arada arkadaşlar bu soruları yorumlardan seçtim. Hani yorumlarınıza yaz. 5000 liralık bir zarar verdiği söz konusu, doğru aynen. Mu? Biz de yaklaşık ona bir miktar savcılıkta da suç duyurusunda bulunduk. Hani ceza muhabbeti, bu hapis muhabbetlerinden dolayı. Bakalım savcılık buna nasıl bir karar verecek, ama tazminat yolu açık zaten. Demiştim bunu telefonda. Şimdi de fazlasıyla alacağız. Arkadaşlar şu anda eve geçtim gördüğünüz gibi ve şimdi size neler oldu, neler bitti, biraz onları bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar dediğim gibi ilk öncelikle Rıza Bey'in yanına gittim ve onunla birlikte bayağı sohbet ettik. Bana gerçekten adliyeyi falan böyle bayağı tanıttı. Hatta çay falan içtik, hani gerçekten arkadaşlar çok iyi biriydi kendisi. Kendisiyle birlikte konuştuğumda arkadaşlar buna tabii ki de bir ceza vereceğini, fakat hani ben işleme geçmeyin dediğim için şu anlık bir işlem olmadığını söyledi. Ve şu şekilde bir şey diyorum, bu ekran eğer videoyu izliyorsa bu onunla son uyarım. Eğer bana hesabımı vermezse arkadaşlar artık işlemlerin ne kadar gerçekçi olduğunu siz de zaten fark etmişsinizdir. Onun hakkında yasal işlem arkadaşlar en kısa sürede eğer bir geri dönüş yapmazsa. Gerçekten birçok kişi arkadaşlar dava aç falan diyor. Arkadaşlar bu benim emeğim. Ben orada kaç yıllık veya kaç paralık Roblox hesabımın değeri var. Ve hani ben o hesabımı çok seviyordum. Ve bu şekilde arkadaşlar çaldığı için de maalesef şu anda hesabımı geri alamıyorum. Yani gerçekten durumlar karışık. Ben de ne yapacağımı çok fazla bilmesem de işte böyle size haberleri aktardım. Avukat Bey'le de maalesef görüşemedik çünkü o gün orada değilmiş. Bir de avukata gider miyim bilmiyorum, ama arkadaşlar sizden şunu istiyorum, ne yapmamı istiyorsanız bunu yorumlara yazın. Çünkü gerçekten şu anda biraz arkadaşlar sizlerin de fikrini düşünüyorum.
Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Kafamda arkadaşlar birçok şey var ve sizlerin yorumları gerçekten benim için çok önemli. Alo kanka, ya bir şey diyeceğim kanka, senin hesabın ban yememiş miydi? Ya yeter oğlum, her sizin hesabı çalmıyor, banlanıyor, gidiyor.